Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta deney setimizle bazı testler yapmıştık. Yani DC güç kaynağı, AC güç kaynağı testi, potansiyometre testi ve anahtar testini yapmıştık. Şimdi ise board'un nasıl kullanacağına bakacağız. Bu deneyimizin ismi elektrik devreleri ve dirençlerin renk kodları. İlk önce basit bir devre kurarak başlayalım. Power'un kapalı olduğuna dikkat ediyoruz. Gücün kapalı olduğuna. Föyünüzdeki devreyi kuracağız. Daha sonra siz bu devrenin şeklini çizeceksiniz. Yani devre şemasını çizeceksiniz. Dört tane direnci yerleştirdik. Dikkat ederseniz şu iki direnç birbirine paralel. Şu ikisi. Bunları şöyle adlandırabiliriz. R1, R2, R3 ve R4 direnci. Tekrar söylüyorum. R1, R2, R3 ve R4 dirençleri. Tabi direnci tek başına kurarsak bunun bir anlamı yok. Buna güç vermemiz lazım. Üstünden akım geçirmemiz lazım. Hatırlarsanız bir önceki dersimizden şu üçü aslında aynı kablo gibi düşünebilirsiniz. Şunlar aynı. Şunun tamamı aynı. Çünkü bunun tamamı seri. Şunun üçü seri. Şimdi ben artı kısmını kırmızıyla bir girişine bağladım. Şu diğer girişine de bağlayabilirim. Fark etmez. Bakın. Şuraya bile değdirebilirim. Fark etmez. Bir girişe bağladım. Şimdi akım geldi buradan. Birinci dirence geldi. Sonra akım ayrıldı. Birleşti. Buradan devam etti. Sonra bunun devreyi tamamlaması lazım. Devreyi nasıl tamamlayacak? Gücün eksi kısmına geldiğinde. Yani artıdan geldi akım. Buradan devam etti devrenin üstünden. Sonra devreyi tamamladı. Sizden istediğimiz bunun şeklini çizmeniz olacak. Yani devre şemasının resmini çizeceksiniz. Renk kodlarını nasıl okuyacağınızı ve direnci nasıl bulacağınızı anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi direnç eşittir yani R eşittir ABC çarpı 10 üzeri D artı eksi yüzde olarak olan kısımda burası tolerans. Yüzde E diye verilmiş. Yani ABCD E formülü bu. Şimdi bunu kullanarak 5 bantlı bir direnci nasıl okuruz? Buradaki gibi gösterilmiş mesela arkadaşlar. Birinci bant A kısmı yerine yazılacak okuduğumuz değer. Bu aslında 3 basamaklı bir sayı ABC. Çarpı 10 üzeri ney? Onu bulacağız. Artı eksi aslında hata payı burası da. E ile gösterdiğimiz kısımda hata payını temsil edecek. Yüzde kaç olduğunu. 3 basamaklı sayıyı elde edeceğiz. Şimdi bunu şuradaki örneğimizden bakalım arkadaşlar. Bakın aslında bu ney? A, B, C. Bakın ilk 3 renk A, B ve C. İlk 3 rengimizi yerleştireceğiz. Şimdi nasıl bulduğumuza da bakalım renk kodundan. Şimdi ilki sarıymış, 4 diye yazmış. Peki biz 4'ü neye göre yazdık? Tablodan bakıyoruz, sarı kaça karşılık geliyor? 4. Aynı şekilde bakın ikincisi siyah. Yani B'yi temsil ediyor. ABC demiştik ya, şurası 3 basamaklı sayı aslında bakın. Şu çarpan 10 üzeri kaç? Şu da yüzde kaç hata onu gösteriyor. Yüzde 0,05 şeklinde artı eksi. Şimdi siyaha bakalım. Siyah 0. Diğeri neydi? Mor 7 demişiz. 7 mi mor? Kontrol ediyoruz. 7. Bakın. 3. bantta 7. Bulduk. Daha sonra yazdık. Bakın R eşittir. ABC 3 basamaklı sayı demiştim. 3 basamaklı sayımızı bulduk. Burası A'yı temsil ediyor. Sonra B, sonra C'yi temsil ediyor. 407'yi bulduk. Peki bu 10 üzeri kaç olacak? Daha sonra çarpı 10 üzeri. Sonra dördüncü rengimize geliyoruz. Dördüncü rengimiz altın. D'yi temsil ediyor. 10 üzeri D vardı ya. Şimdi altına bakıyoruz. Altın çarpan kısmında neyi temsil ediyor? 0,1 ya da 10 üzeri eksi 1. İkisi de aynı şey. Çarpı 10 üzeri eksi 1'i de yerleştirdik. Bakın 407 çarpı 10 üzeri eksi 1. Daha sonra neyimiz var? Toleransımız. Toleransımız yüzde kaç? Artı eksi yüzde E vardı burada. E yerine ne yazacağımıza bakalım. Hangi renk? Gri. Gri'yi buradan bulalım. Gri'ye bakıyoruz.
Tolerans kısmımıza geliyoruz. Çünkü son rengimizde. Onun için burada toleransla bakacağız. Toleransımız kaç? Artı eksi yüzde 0,05. Onu da yerleştirdiğimizde dikkat edin. Elde ettiğimiz sayı bu şekilde olacak. Burada 10 üzeri eksi 1 ile çarparsam ne olur? 407. 40,7 artı eksi yüzde 0,05 10 olur elde ettiğimiz direnç. Şimdi bizim laboratuvardaki dirençlerimiz arkadaşlar 5 renkli değil 4 renkli. Onun için 4 renkte nasıl yapacağız bu hesabı ona bakalım. 4 renkliyi yaparken aslında burası 3 basamaklı sayıydı ya, sadece burası 2 basamaklı sayı olacak. Yani ilk 3 rengi 3 basamaklı sayı yazmayacağız. İlk 2 rengi 2 basamaklı sayı olarak yazacağız. Yani bize 4 renkli bir kod verildiğinde burada, bant verildiğinde ilk 2 rengi bizim şuradaki sayımızı oluşturacak. Yani AB'yi oluşturacak. Bu ne mesela burada? 22. Ben bunu tahtada yapayım. Tahtada görün daha anlaşılır olur. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 renkli direnç için okumayı göstereceğim. Bizim şeklimizde ne vardı? Kırmızı, kırmızı, üçüncüsü siyah ve dördüncü rengimiz altın sarısı. Bunlara göre hesaplamayı göstereceğim ama ilk önce şu formülü tekrar bir yazalım. 5 renkli için neydi? R eşittir A, B, C, 3 basamaklı sayısı, çarpı 10 üzeri ne vardı? D, artı eksi, tolerans kısmımız ne vardı? Yüzde E, birimimiz ne? 10. Dikkat edin, A, B, C, D, E. Yani 5 rengi temsil ediyor. 4 renkte ne olacak? Bu formül hangi hali alacak? Bu sefer R eşittir A, B çarpı 10 üzeri C artı eksi yüzde D ve birimimiz 10. Bu formüle göre yukarıdaki renk kodunu direnç karşılığını bulalım. R eşittir. Birinci rengimiz ne? Kırmızıydı. Kırmızının birinci banttaki karşılığı ne? Tablodan bulalım. 2. Yine kırmızı ikinci banttaki karşılığı ne? 2. Çarpı 10 üzeri siyahın, dikkat edin, tabloda çarpan kısmında karşılığı ne? 1 ya da 10 üzeri 0. Yazdım. Artı eksi yüzde kaç olacak? D'ye toleransım ne? Altın renginin. Bakıyorum. Tolerans kısmında altın renginin toleransı %5. Birimimiz ne? 10. Bundan sonra ne yazacağız tabii ki? 22 çarpı artı eksi 10 üzeri, pardon, 22 çarpı artı eksi %5, 10 olacak. Bu %5, 10 kısmını, bunun %5'ini alarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayının %5'i ne yapar? 1,10. Evet arkadaşlar, şimdi 4 farklı direnç kullanarak bir devre oluşturacağız. Bu devrenin dirençlerini tek tek ölçeceğim ben kurmadan önce. Daha sonra eşdeğer dirençlerini ölçeceğim. Sizin yapacağınız ise bunları not alıp daha sonra kendiniz eşdeğer direnci teorikten, yani formülü kullanarak hesaplayacaksınız ve karşılaştıracaksınız. Aynı zamanda size renk kodlarını videonun sonunda vereceğiz. Renkleri vereceğiz. Böyle dirençlerin fotoğrafını çekip vereceğiz. Siz buradan renk kodlarından direncin ne kadar olduğunu teorik olarak hesaplayacaksınız ayrıca. Başlayalım sırayla. İlk direncimizi yerleştirelim. Şimdi multimetremizi açalım. Probları koma ve en sağdaki kısma yerleştirdim. Şimdi bir ucunu direncin bir ucuna, diğer ucunu direncin diğer ucuna yerleştirelim.
Ve direncimizi okuyalım. Bakın 4.68 kilo ohm, bakın K işareti var. 4.68 kilo ohmmuş ilk direncimiz. Bunu not alalım. Şimdi bir diğer direncimize bakalım. Şu iki direnci aynı seçtik arkadaşlar. Bir tanesini okumamız yeterli olacaktır. Ancak tabii dikkat ederseniz toleransı vardı. Toleranstan dolayı ikisini de ölçmekte fayda var. Bakalım bu kaç çıkacak. ...9.90 kilo ohm ya da 9.9 kilo ohm. Bir diğerini ölçelim. Şimdi ilk ölçtüğümüz R1'di. Bu ikinci ölçtüğümüze R2 diyelim. Üçüncü ölçtüğümüz R3 olsun. Bu ise dikkat ediniz, aslında aynı direnç ikisi. Ama toleranstan dolayı küçük bir fark geldi. 9.94 kilo ohm. Bu R3'ümüzdü. Şimdi başka bir yere de R4'ümüzü yerleştirelim. ...2.203 kilo ohm. Ya da 2.2 diye de yuvarlayabilirsiniz. Şimdi devremizi kuralım. Bu sonuncusu R4'tü. Föyünüzde gösterildiği şekilde yerleştirelim. R1, şu R2'mizdi. Şu R3'ümüz. Şimdi tek tek eşdeğer dirençleri ölçeceğiz. Eşdeğer direnci nasıl hesaplanacağını göstereceğim. Burada mesela AB arası, BD, CD ya da AC arası eşdeğer dirençler nasıl ölçeceğiz? Eşdeğer direnci ölçerken sistemi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben şunu mesela AB arasındakini ölçeceğim. Ben bunu böyle uzatmış olsam, şuradan akım versem, dikkat edin, şu üçlü kendi içinde seri, şu ise, yani R1 ise, R2, R3 ve R4'e paralel oluyor. Belki daha anlaşılır olması için şöyle gösterebilirim kısaca. Şurada bir direncimiz var. Aşağıda ne var? 1, 2, 3. direncimiz. Ve bu nereye bağlı? Bir güç kaynağına bağlı şekilde düşünebilirsiniz. Aslında aynı şey. Peki biz eşdeğer direnci nasıl hesaplayacağız buradan? Şu 3'ü seri olduğu için aslında R2 artı R3 artı R4 birbiriyle toplanıyor. Ve şurada da R1'imiz var. Bunu nasıl yapacağız? Formülümüz neydi? Onu yazayım. Şunu sileyim ilk önce. Föyünüzde formülü otomatik sonucunu verilmiş. Ben derslerinizde de yardımcı olması açısından nasıl çıkarıldığını göstereceğim. R, bir saniye, 1 bölü, yazan bir kalem alalım. 1 bölü R, AB. Diğerleri için de aynı metotla hesaplayabilirsiniz. AB arasında eşdeğer direnç nedir? 1 bölü R, AB eşittir. Dikkat edin, burada ne var? 1 bölü R, 1. Kime paraleldi? Şu üçüne. Artı 1 bölü ne? R2, R3, R4. Bunlar kendi içinde seri. Dikkat edin, şu iki noktaya göre bakıyoruz. Üsttekine, alttaki 3'ü paralel. Yani 1 bölü ne? R2 artı R3 artı R4. Buradan föyünüzdeki RAB formülünü çekebilirsiniz arkadaşlar. Buradan işlem yapınca RAB'miz kaç gelecek? Yan tarafa yazalım.
Onu da kırmızıyla yazayım. VAB. Buradan VAB'yi çekeceksiniz. Eşittir ne olacak? İşler dışlar yapalım. R1. R1 parantezinde R2 artı R3 artı R4 bölü R1 artı R2 artı R3 artı R4 olur arkadaşlar. Bu da Föhlüz'deki formül. Aynı şekilde RBD'yi de ya da RCD'yi ya da AC arasındaki eşdeğer dirençleri de aynı metotla uygulayabilirsiniz. Mesela RCD'ye bakalım. RCD için ne olacak? Burayı RCD yaptığımızda. Bu sefer dikkat edin. Ben böyle aldığımda, şuradan bağladığımda şu 300 seri, o zaman ne olacak şurası? R2 artı R3 artı R1. Şurası ne olacak? R4 olacak. Ya da BD için yapmış olsaydım, dikkat edin, ben buradan tuttum. Bunu bir güç kaynağına bağlı gibi düşünebilirsiniz. Şu 3'ü seri, yani R1, R2 ve R4 ve şuna paralel. Aynı şekilde burası R3. Şurası ne olmuş olacaktır? R1, R2 ve R4 olmuş olacaktır. Diğerlerini de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Föhlüz de direkt olarak bu şekilde sonuçları yazıyor. Ancak hesaplamalarını bu metotla yapabilirsiniz. Burası A olsun, burası B, şurası C, şurası ise D. A, B, C ve D. Şimdi bunlar arasında eşdeğer dirençleri ölçeceğiz. İlk önce föhünüzde ne istemiş? AB arası, yani AB. AB arasını ölçmek için ne yapacağız? Oraya yerleştireceğiz uçları. Elde ettiğimiz değer 3.86 kilo ohm. Şimdi sırada AC arası. Burası A'ydı. Şurası C. ...6.23 kilo ohm. Sıradaki B ve D arası. B ve D'ye yerleştiriyorum proplarımı. 6.24 kilo ohm. Sıradaki C ve D, CD arasındaki eşdeğer direnç 2.021 ya da 2.022 kilo ohm. 2.022 kilo ohm. Şimdi AD arası, AD arası eşdeğer direncimiz 6.62 kilo ohm. Son olarak ise B ve C arasını istiyor. Ona da bakıyoruz. 6.63 kilo ohm. Evet arkadaşlar, elde ettiğimiz verileri raporunuzda ya da föhünüzde yerine yazmanız gerekiyor. Bundan sonra teorik hesaplamalarını yapacaksınız. Yani dirençlerin tek tek renk kodundan kaç ohm olduğunu bulacaksınız. Ek olarak daha önce gösterdiğim, tahtada gösterdiğim formülü de kullanarak eşdeğer dirençleri tek tek teorik olarak hesaplamanız gerekecektir. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere.